Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda iki tane çok tatlı konuğum var. Birisi babam. Merhabalar. Birisi de annem. Merhabalar. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Babamla başlayalım. Nasıl tanıtacağım? İsminizi söyledim. Tanıtarken. Adım Murat Çalhan. 1965 İstanbul doğumluyum. Abi öyle zor ki ya. Şimdi zor işte. Evet, bu kadar. Anneme geçiyoruz. Merhabalar. Ben Elif Çalhan, 1970 doğumluyum, Adanalıyım, İrem'in annesiyim. Evet. Özel bir şirkette çalışıyoruz, karı koca. Evet. Bugün sizlerle eğlence bir video çekmek istedik. Annem ve babam ilk defa böyle kamera karşısında olacak, benimle birebir kamerayla konuşuyor olacaklar. O yüzden birazcık gerilebilirler, şimdiden söyleyeyim. Bugünkü videonun konusundan bahsedeyim. Bugün annem ve babama 2017'de bizim gençlerin, ergenlerin kendi aralarında anlaştığı, kullandığı kelimeler var, terimler var. Bunları tabi bazı anneler anlıyor, bazıları anlamıyor. Ben de merak ettim annem ve babam bakalım bizim konuştuğumuz dilden anlıyorlar mı veya anlamasalar bile yorumları ne olacak bu bizim kullandığımız kelimelere. Telefonumda bir sürü kelimeleri seçtim, annem ve babama soracağım. Siz de hazırsanız başlayalım. Hazır, ben ilk bir kelime söylemek istiyorum. Gençlerin çok kullandığı kelime kanka. 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 Ama şimdi gençler öyle bir artık ağız alışkanlığı yapmışlar ki samimi olduğuna da, sevdiğine de, sevmediğine herkese kanka diyor. Hayır, bu bana pek samimi gelmiyor. Ablama ben bile diyorum. Ablana bile kanka, ablama bile kanka diyorum. Büyükler bile birbirine kanka diyor yani, illa çocuklar yok, demiyor ki. Yok, ben daha alışamadım ama ya o biraz böyle yani kanka çok anlamında yerinde kullanılmıyor gibi geliyor bana ilk mesela. Bir de biz mesela şimdi okulda kızlarla fark ettik. Büyük kızlar söyleyince çok irite edici duruyor yani. Biz bile artık kullanmamaya çalışıyoruz. Öyle biraz itici durmaya başladı. Çok yaygın ama bütün gençlerin ağzında artık şey çok oldu. Sıradanlaştı yani. Evet. Şimdi ben telefonumu açıyorum ve seçtiğim kelimeleri anneme babama sormaya başlıyorum. Bazı kelimeler soracağım, bazı yabancı böyle kısaltmalar da soracağım. Sizin sosyal medyada görebileceğiniz. Sor bakalım. Evet, ilk başta karşım. Ne? Karşım. Karşım? Karşım. Hiç duymadım. Naber İlk defa duyuyor. Hiç duymadım. Karşım, kardeşim. Aynen. Babam doğru yola çıktı. Naber kardeşim? Kankanın, pampanın devri geçtiği için bu yeni bölüm. Daha bir sıcaklık var. Bir daha sıcak konuşma şekli bu. Evet. Yani. Evet. Demek ki modası geçmiş kankanın. Evet. Etkileşim kasmak. Etkileşim kasmak. Çok etkilenmek. Şimdi sosyal medya ile ilgili biraz oradan yola çıkın. Etkileşim kasmak. Şey mi? Abonesi mi var? Aynen. Takipçi kasmak. Onun başka bir şeyi. Evet. Sizin peki böyle hani gençlerde fark ettiğiniz çok tuhaf bir kullanım tarzı var mı? Sokakta yürürken duyduğunuz bir şeyler. Hani sizin böyle şey gibi ne derler? Geliyor. Geliyor, aklıma gelmedi. Benim çok duyduğum bir şey yok son zamanlarda. Yani çok farklı bir şey, farklı bir şey duymadım yani. O zaman başka böyle bir cümle gibi söyleyeyim. Sen mükemmel bir detaysın. Evet, bunu çok duyuyorum ve görüyorum. Özellikle mesela senin videoların altında yapılan yorumlarda çok görüyorum. Sen mükemmel bir detaysın. Çok özel, ya güzel bir cümle geliyor. Sen çok özelsin anlamında özelsin, bir şey. Özelsin, evet. Çok o hoşuma gidiyor benim. Çok, çok böyle farklısın. İtici gelmiyor. Evet. Evet. Övgünün böyle bir komikleştirilmiş, evet. Özelleşmiş bir hali bir övgü gibi. Evet. Bunu belki ben ve ablam çok kullanıyoruzdur. Olay. Yani çok müthiş. Çok müthiş bir şey. Çok, çok abartılı, güzel. Abartıyı belirtmek için. Ya mükemmel. Bu ne ya falan. Aynen öyle. Şimdi başka bir kelime geliyor. Fena. O da öyle gene. Yani çok güzelin abartılı hali. Aslında fena. Olumlu bir şey. Pozitif aynen. Bir şeyin değil mi? Evet. Çok abartılı hali. Mesela örnek olarak demişler ki adamda bir araba var fena. Çok güzel. Müthiş, çok güzel. Çok ses tonuyla da alakalı. Sen vurgulama, fenasın. Vurgu çok önemli orada. Evet. Evet. Tonlama. Şimdi çok merak ettiğim bir şey geliyor. Bakalım bilebilecek misiniz? Ateş etmek. Ateş etmek şey, para ver. Para ver, para ver, para. Mesela şöyle diyor. Hani bir ateşle bize falan. Bizim mesela şöyle diyor. Binlik ateşle falan derdi. Onun gibi. O ateşlesene. İşte. Ateşlesene. He. Ama ateş ediyorsun var. Ateş ediyorsun. Çok dikkat çekiyorsun anlamında mı? Gibi. Mesela yani şöyle. Kanka kıyafetin ateş ediyor ya. İşte ateş ediyorsun. Böyle diyorlar çok mesela. Çok vurucu. Gerçi. Evet. Bir şey var. I don't. I don't. Bilmem mesela anlamında. Aynen. Bilmem. Ama böyle keskin yani. Biri sana şey I don't.
Böyle iğrenerekten söylüyoruz böyle. Ha, o anlamda. Asla demek böyle kesinlikle. Hmm. Hani onun üstüne yorum yapamıyor karşındaki kişi. Ha, ki orada bitiriyorsun olayı yani. Aynen. Noktayı koyuyorsun. Bir de şey var. Bunu Kerimcan'dan duyabilirsiniz. Ben şok. Çok şaşırmış. Çok şaşırmak, şok olmak. Aynen. Onun değişik onun bir versiyonu. Farklı versiyonu. Klasik. Evet. Ablan star bebeğim. Ablan star. Adı üstünde Ablan star meşhur. Bu evet. Yani. Bunu da yine Kerimcan'da. Abin star yok herhalde yani değil mi? Öyle bir şey. Ama şöyle bir şey var. Adam kink ya. Mesela bizim arkadaşlar adamın ki. Adamın dibisin falan. Aynen öyle. Hocalar diyor ki hocam adam kingsiniz siz. Yani kral. Kralısın. Aynen adamın kralsınız. Kralısın. Bayağı şey oluyorlar. Değiş. Alçı olmak. Yapışmak. Böyle mı? Yapışkan tiplere mi deniyor? Kalmak mı? Evet babam gibi böyle salça olan tiplere salça alçı olan, olmak. Çamur olan tipler vardır ya böyle yapışır aynen, bırakmaz. Aynen öyle acaba? Aynen ben hiç daraltır seni böyle o tiplere. Hiç aklıma gelmedi. Şimdi size... Öğrenmişsin. Bir tane şey söyleyeceğim. Kanka CS atalım. Kanka? CS atalım mı? CS bir şeyin kısaltılmışı mı? Evet. C.S gibi bir aynen. Şey yani. DM gibi mi? Bir oyun var. Counter Strike mı ne yanlış söyleyebilirim. Kanka CS atalım, kanka LOL atalım. LOL oyunu var böyle. Komik. Aa onu da soracaktım biliyorsun. Tamam şimdi size kısaltma soracağım. SCS. Seni çok seviyorum. Helal. A-E-O. 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 Allah iyiliğini versin. Hayır. Yani. Allah. Ense şey olmadı. E'ye ipucu ver. Eğiliğini versin ne olacak? Allah'a emanet ol. Evet. K-İ-B. Kendine iyi bak. Evet. Aa anne sen dökülüyorsun. Ha mesela şey diyorlar böyle. Plaza. İş yerini konuş. Plaza konuşması diyorlar. Şey, ne derler? Sana forwardlıyorum işte. Ha, Türklerin asla Türkçe konuşmaması. Evet. İş yeri. Ama artık iş yerinde o kadar şey olmuş ki onlar normal geliyor insana yani. Sen dediğimiz kelimeler de... Türkçe ile birlikte kullanılıyor artık. O yüzden evet. Normal hayatımıza da girdi yani normal hayatımıza. Giriyor. Mesela İngilizce bir tane söyleyeyim mi kısaltma? BBQ. BBQ. Aynen. Bunu babam kesin bilir. Ya biliyorumdur ama şimdi aklıma gelmiyor tabii kısaltılmış olduğu için. BBQ. Böyle bir şey düşünün. Yemekten... Şey. Barbekü. Aynen. Hmm. Ne alaka? Barbekü. Yani BBQ. Barbie'nin Hayır onu hani BBQ'sini almışlar. Hayır onu hani nasıl kullanıyorsunuz o anlamda? Hadi BBQ yiyelim. Hayır yabancılar kullanıyor. Yabancılar mı kullanıyor? Türk biz kullanmıyoruz. Come akşam işte let's have some BBQ. Barbekü yazmıyor adam. OMG. Oh my god. Aynen. Peki ben sana bir tane sorayım İremciğim. A, C, Z. Yok pardon. A, C, V. A, C, V. Bil bakalım A, C, V nedir? Allah. A, C, V. Cömert. Allah. Ne? Bilemedim. Allah cezanı versin. Daha ne olsun yani? Peki kısalttım ben. Her sabah snaplerimizde... Ama çok kopyaladı. GM. Ne? GM. GM. Herkes birbirine snap atar. Günaydın. Merhaba. Hayır. Ne? İngilizce. Ha, İngilizce. Good morning. Aynen. İngilizce deyince çok... Ama deseydin başta İngilizce. Peki şey ne? JK. JK. Ne? JK. John Kennedy. O da şey mi? O da mı İngilizce? Evet. JK. JK. Junior. Join. Juice. Bir şey gelmiyor aklıma. Şakayla ilgili bir şey. Şakayla ilgili. Joke. Ne? Neydi? Joke mu? K'si şakayla ilgili. Just kidding. He just kidding. Şey biliyor musun? THX. Thanks. Aynen. Direkt. Evet şimdi sorduğum kısaltmalar ve ergen terimleri çok çabucak bittiği için annem ve babama benim geleceğimle ilgili neler istediklerini sormak istiyorum. Üniversitede ne okumamı isterdiniz? Bunları merak ediyorum açıkçası. Çünkü hep ben kendi istediğimi söylüyordum. Yani tabii ki tercih senin. Ne okumak istiyorsun? Sen kendin karar ver. İsterim ki nitekinde öyle. Sen beslenme okumak istiyorsun. Beslenme diyetetik okumak istiyorsun. Bu sene üniversite sistemi çok değişti. Yani sen
buna evet geçen sene karar verdin beslenme ve diyet okuyacağım diye. Ve üniversitenin birinci basamağındaki ortalamayla, belirli bir ortalamayla sen bu bölüme girebiliyordun. Bu sene okul açıldıktan sonra sistem değişti ve beslenme ve diyetetik bölümü sayısala geçti. Sen bu saatten sonra sayısala geçemeyeceğin için, TM okuyor İrem şu anda, geçemeyeceğin için şu anda arada kaldın. Yani beslenme ve diyetetik istiyorsun ama birinci basamakla giremiyorsun. TM'sin çünkü. Sayısal okuman lazım. Bu saatten sonra bölüm değiştiremiyorsun. Onunla ilgili çok üzülüyorum. Yani İrem hala şu anda ne yapacağını, hangi bölümü seçeceğini bilmiyor. Beslenme okumak istiyor ama şu şartlarda beslenme diyetetik bölümüne giremiyor. Buradan ben yetkililere de sesleniyorum. Yani bu kamera aracılığıyla. ÖSYM'ye. ÖSYM'ye, oradaki yetkililerden. Tesadüf belki birisi bizim sesimizi duyar. Lütfen aynı sistemin tekrar geri gelmesini istiyoruz. Birinci basamakla beslenme ve diyetetik bölümüne girilmesini istiyoruz. Çünkü okul açıldıktan sonra bu sistem değiştiği için bu öğrencilerin şu anda yapabileceği hiçbir şey yok. Yani kendi ellerinde olan imkanlardan dolayı girememezlikleri olmayacak. Sadece sistem değiştiğinden dolayı çocuklar şu anda yarı yolda kaldılar. Lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olsunlar. Bu saatten sonra seçilmiş, verilmiş kararları okul açıldıktan sonra lütfen değiştirmesinler. Böyle bir kararları varsa seneye uygulasınlar. Bu seneden öğrencilerin haberi olsun ki çocuklar da ona göre kendi yollarını belirlesinler. Bu konuda ben yetkili kişilere inşallah sesimizi duyarlar. Buradan bunu rica ediyorum. Sen de bayağı doluymuşsun Elif'ciğim ya. Ama yani sene başından beri diyetisyen olacağım. Haklısın. Ya sonuçta tabii ki İrem'in istediği bölüm olmasını biz istiyoruz. Bu saatten sonra ailede değiştiremiyor. Sayısına geçemez ki bu çocuk. Bu saatten sonra ne yapsın yani? İstediği bölümü inşallah kazanacak. Beslenme ve diyetetik tekrar düzeltelim. Hem fakülte olarak hem de neydi? Yüksek okul. Yani yine 4 yüksek senelik okulde. Ama yüksek senelik fakülte olarak 2 tane ayrılıyor. Ama bir sayısalların girdiği vardı. Bir de geçen sene sınav sistemine göre YGS yani ilk basamakta girilebilen bir o sistemin tekrar gelmesini istiyoruz zaten. Şu an kalktı, direkt sayısal oldu. Ona üzülüyoruz. Yani benim şansım varken artık hiç şansım kalmadı. Ve bu saatten sonra İrem ne okuyacağını bilmiyor şu anda. Arada kalmış vaziyette. Ve İrem gibi birçok çocuğumuz. Evet, İrem'in hedefi maalesef bu ve okuyamıyor. Yani maalesef şansını deneyemiyor girmek için. Belki girip kazanamayacak. O başka bir ihtimal. Ama sonuçta ama çocuk okuyor ve o şansını deneyemiyor. O şans tanınmıyor bu çocuklara. İrem ve İrem gibilere. Onun için bunu özellikle dile getirmek istiyorum. İnşallah son göreceğiz. Anda bir değişiklik yaparlar, bir düzeltme yaparlar. Bu çocukların hakkını yememiş olurlar. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Ecem'cim merhaba canım. Merhaba. Hoş geldin. evet. Peki, sizin okul anılarınız var mı? Komik böyle yaşadığınız çocukluğunuzda. Hatırlar mısınız beni? Okulda bizim, benim şu ilk aklıma bir şey geldi, onu anlatayım. Lisedeyim. Coğrafyadan yazılıyorduk ama sınıflar aşırı kalabalıktı. Yani şimdiki gibi değildi. Dörder kişi oturuyorduk sıralarda. Arkadaşlarımın isimleri hatırlıyorum. Melahat, Şebnem, Filiz, ben. Filiz'le hala görüşürüz. Almanya'da şu anda oturuyor kendisi. Öpüyorum. Buradan Almanya'ya selamlar. Şimdi coğrafya notlarımız okunuyor. Numara sırasına göre okuyor öğretmen. Melahat 10 aldı. Şebnem 10 aldı. Filiz 10 aldı. Ben olacak. Ama o andaki heyecanımı anlatamam. İnsan 8'de alır, 7'de alır, 9 alır ama 4 kişi oturuyorsun, 3'ü de 10 almış ve senin notun okunmamış, sen bekliyorsun kaç. Peki sınavda senden o andaki mi baktılar? Hiç hatırlamıyorum. Ben sınavda kim kime baktı, kopya çekemezdim ama belki bakmışımdır arkadaşım veya onlar bana bakmıştı. Yani tam onları şu anda hatırlamam ama 3'ünün notu okundu, 4. benim notum okunacak. O anda ya düşük not alırsam, ben de 10 alamazsam nasıl mahcup olurum onu düşünmüşüm ve öğretmen Elif boyun ince dedi. 10 dedi. Şaka. Ve o anı bak şu anda ben 48 yaşındayım. Yani ben kaç sene öncesinden bahsediyorum? 32 sene mi olmuş? 32 sene öncesinden bahsediyorum. O anı hiç unutmam. Yani ya 10 alamasaydım ben de diye çok üzülmüştüm. Dakika, yani en yüksek not 10 mu? 10'du. En yüksek not 10. Ha, ben de üzerinden. Çok kötü bir şey aldım. Hayır hayır. Şimdi gibi değil. Yüz üzerinden değil. Bizim birden 10'a kadardı. 5 alamazsan kalıyorsun. 4'le kalıyordun. 5'ti. Ve öğretmen Elif Boynice dedi. 10 dedi. O anımı hiç unutmuyorum. Ya o sevincimi hiç unutmuyorum. Yani çok sevinmişim, gururlanmışım. Sonuçta yani 4'ümüzde 10 almıştık. Çünkü üzülecektim ben. Onlar 10'ken ben 10 alamazsam, alamasaydım çok üzülürdüm.
O geldi aklıma. Başka, mesela şimdiki gibi öyle bol not falan yoktu bizim zamanımızda ve sınıfta kalmak yani o kadar, teşekkür takdir o kadar zordu ki şimdi yani çok kolay, her önüne gelene teşekkür takdir, teşekkür takdir. Bizim zamanımızda mümkün yani 5 alırsan ne mutlu sana yani 5 almak bile büyük bir başarıydı. Ama ben 9 ve 10. sınıfta biyoloji dersinden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim arkadaşlar. Evet, başarı biyoloji hani... öğretmeni. Sevgilerimi evet, gönderiyorum. İsim vermek istemiyorum. Sevgiler, saygılar. Çok bizden. Yer etti bende. Yani hayatımda hiç bu kadar haksızlığa uğradığımı hatırlamıyorum. Çok yani ben de sen. Evet. Yani benim için adalet o kadar önemli ki hani haksızlık yok, kulaklıydı. Yani asla ben de öyle şeylerin ne denir? Yani bizim çok ailemizde öyle zaten. Evet, hepimiz yani her şey yani. Adalet tabii. Yani. Hepimiz, kimseye haksızlık edilemez. Şey, bende şey. Kurallar böyle. Yani öğretmenin olduğu için susmak o kadar böyle boğazım düğümleniyordu, bana bir şey söylüyordu, sınıfta ağlıyordum, çıkıyordum. Hani çok kötü zamanlardı, bir çocuğun yaşamaması gereken şeylerdi. Yani bütün öğretmenlerimize tabii sevgimi, saygımı sonsuz ama bazı öğretmenlerimiz işte biraz daha böyle nasıl diyeyim, biraz daha böyle sert oluyorlar öğrencilere karşı. Öğrenciler yani biraz nedenini anlayamıyor tabii bazı durumlarda. Mesela tembel olsam, çalışmasam, dersimi dinlemesem, tamam yok hani ben hiçbir şey demeyeyim ama notunu tutarım, sözlerini hazırlanırım. Bize bir sunum yaptıracak. Sınıf renk değiştiriyor o tahtaya kalktığında. Herkes o kadar geriliyordu ki. Yani en çalışmayanından en çalışanına kadar o kadar zorlayıcı sorular soruyordu ki yani. Zaten bakışı titretiyordu bizi. O yüzden o çok kötüydü. Tamam, eski anıları şimdi daha da değişiyor. Başka lisede, ortaokulda bizim biz bir de şey vardı bizim zamanımızda. İnternet zaten yoktu. Mesela dönem ödevi verirlerdi. Birinci dönemde ödev yapardık. İkinci dönem sonunda da işte 9 veya 10 alırsan ortalaman bir not yükselirdi. Kütüphaneleri dolaşırdık ve böyle sayfalarca ve dolma kalemle. Yani ne kadar çok yazarsan o kadar çok hani 9 ve 10 alma şansımız artar diye böyle 15-20 sayfa dolma kalemlerle. Yanlış yazarsanız o kağıt komple gitti. Bir daha değiştireceksiniz. Yeni kağıda başlayacaksınız sıfırdan. Sen bizim biyoloji öğretmenimin bana verdiği 100 soruluk cevaplı şeyleri hatırlıyor musun projede? Hatırlıyorum. Annem hatırlıyorum. Yapmıştı ödevi. Çünkü hani iş yerinde ama genelde pek takdir görmemişti herhalde, hatırlıyorum da. Benim biyoloji öğretmenim, canım öğretmenim. Ben sınavdan atıyorum 50 aldım. 50 bizim biyoloji sınavlarında mükemmel bir şey. Çünkü kağıdımız neydi? Kalbimiz kadar boş bir kağıt veriyorduk ona göre. Hani dolduruyorsun, dolduruyorsun, 50 veriyor. Performans notuna 30 veriyor ki geçeme mesela. Böyle bir niyet var, kötü niyet vardı. Ben mesela 100 tane sorunun ödevini tamamen yapmıştım, proje ödevini. Yapmayanlar vardı, benden daha yüksek veriyordu. Sırf sen daha çok seviyor diye. Evet. Hani hakkımı arayacağım, arayamıyorum çünkü bana kötü not, daha kötüsünü verecek falan. Evet. Hatta ödevi gösterdim, ödevi kontrol etmeyecekti. Hocam ödev verdi. İrem bu arada okuldan resim hocası resim ödevini bekliyor senin haberin. Ha, evet. Hayır, onun son. Bugün en kaçı? 8'iyle 9'una giriyoruz. Yarın son kullanma tarihi doluyor. 35-50 defter yazamıyorum. 35-50 şey al, ben sana hemen resim çizimi kafeste kalacağım, kendim şeyde çizerim. Ecem'cim, sen yarın kardeşine yavrum. Babam da konuşsun, hiç konuşmuyor. Evet evet deyip duruyor arada. Baba annen aldı sözlerini. Baba senin anıların aynen, var. Aynen, annem de doğmuş ya. Benim de anılarım var tabii de şimdi yani hatırlayamıyorum işin açıkçası. Üniversite anılarından. Ortamınız nasıldı mesela böyle? Çıkıp ne yapıyordunuz? Ya tabii çok iyi bir grubumuz vardı. İyi bir arkadaşlık grubumuz vardı. Kızlı, erkekli. Çok güzeldi. Vallahi yani derslerimize de giriyorduk. Eğlencemizi de yapıyorduk, her şeyi yapıyorduk yani çok güzel bir dostluklar hala hatta da görüştüğüm arkadaşlarım var biliyorsun işte Oral amcan, benim çok üniversiteden arkadaşım ama çok güzel günlerdi o zaman. Bu kadar sınav stresi var mıydı sınavlar? Sınav stresi her zaman vardır, her zaman vardı. Stressiz olma. Stressiz sınav ben görmedim okul hayatı. Ya insanın hayatı strestir zaten. Evet. Bu arada aklıma bir kelime daha geldi. Biz İngilizce ama kullanıyoruz bayağı böyle squat diyoruz. Squat? My squat. Squat neydi? Spor hareketi olan değil. Ona gitti aklım benim. Benim. Biraz sporcuyum da. Babam fitnessçi. Biraz fitnessim var da biraz. Anne benim cepte. Squat. Squat'tı sıra. My squat. Benim cepte. Cepte. Evet. Squat. Squat. Neyle ilgili? Squat. Mesela neye karşı diyorsunuz o squat'ı? Şimdi ne zaman? Arkadaşlar. Benim squat ya.
Benim takım, benim tayfa. Benim takım tayfa, ha, benim tayfa, tayfa takım. Skualar grubu. Aynen, gruba. Bu arada itiraf edelim, senin ilkokul, İrem'in ilkokul, ortaokul, lise. Bütün projelerini, bütün ödevlerini... Made in Elif Çalhan. Resimler, teşekkür kutular... Birçok öğrencinin zaten annesi projeler yapıyor yani. Çünkü öğrencinin yapabileceği ağırlıkta yani değil yani, daha da ağırı. Öyle yalnız ama ondan bir şey geldi sana. Ne? Yani herkes yapıyor, her anne yapıyor yani. Sen ama farklı değilsin ya. Ama bazıları babaları yapıyor Murat'cığım, dikkatini çekiyor. Ben yapmadım mı hiç? Hiçbir şey bir... Baba İrem'cığım, hazır kamera karşımızdayken biraz da senin kötü huylarından bahsedelim. Evet. Benim en sevmediğiniz huyum. Dik başlısın. Açalım bunu biraz. Başlı. Evet. Yani biraz ben hani ergenliğine veriyorum bu dik başlılığını. Ama biraz içinden de yani biraz yaratılışınla ilgili de bir dik başlılık var diye tahmin ediyorum. Nasıl yani mesela? Nasıl yani? Dediğim dedik mi? Dediğin dedik ama sonra fikrini değiştirsen de, ha annem haklı desen de onu belli etmiyorsun. Gene çaktırmadan böyle düzeltiyor. Doğru, dik başlılığını da böyle yani bozmadan, çaktırmadan değiştiriyorsun. Küçükten gelen bir şey işte. Ben senin her verdiğin kıyafeti giyiyordum. İrem giymiyordu mesela. Aynen. 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 Evet. Aynen. Evet. Mesela bir yere küçüklükte gidiyoruz. Aa, inanılmaz. Mesela bir yere inanılmaz gidiyoruz. Giydirdim üstlerini, kıyafetlerini güzelce. Ecem 3 yaş büyük İrem'den. Sesini çıkarmaz yavrum. Bir şekilde itiraz etmez. Ne giydirirsem ve İrem, gerçekten de yani ya güzel giydiriyordum sizi Allah için yani. Zevkliyimdir o konuda. İrem'in suratı 5 kare şekilde üstünü giydiriyorum. Tam kapıdan çıkıyoruz. Kapının arkasına duvara yapışıyor. Ben bu kıyafeti giymeyeceğim. Çıkar. Yavrum geç kaldık. Babam bindi. Baban aşağıda, ablan aşağıda. Arabada bizi bekliyorlar. Hadi kızım bak bekliyorlar. Giymeyeceğim. Ben bu kıyafeti giymeyeceğim. Ben bunu istemiyorum. Artık böyle o andaki, o günler hatırladıkça İrem böyle var ya, hala böyle yani kan beynime çıkıyor. Saçın başımın yalasın geliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Mesela ne olmuştu? Bir şey daha anlatacak. Metroda yere yetişim online. Alışveriş metrodayız. Alışveriş merkezindeyiz. Bir şey istiyor. Her istedikten alamam tabii ki ben onlara. Almayacağımı söyledim. Metroda ben alışveriş sepeti elimde, İrem boylu boyunca taşın üstüne yere uzandı. Şu şekilde. Ve ben böyle 2-3 reyon dolaşıp geldim. Aradan 10 dakika geçti. Hala o şekilde yerde. İnatla kalkmadı o yerde. İnatla ve arkadaşım dedi ki, Elif dedi, senin sinirlerin alınmış, ben olsam dedi parçalardım bu çocuğu dedi. Yok dedi, ben de dinlediğim zaman kendimden nefret ediyorum. Cidden bu kadar yapılmazmış. Evet. Ben şeyleri hiç unutmam. Mesela anaokuluna gideceğim. Her sabah. Sıkıyorsanız beni o arabaya bindirin. Her sabah, her sabah. O ağlıyor, ben ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Ay ne günler İrem'ciğim. Şey, bir kere annem beni pijama takımımla göndermişti anaokuluna. Çok çok güzel. Gelen gideni aratır derler işte. Ben gidiyorum, İrem geliyor işte arkamda. O günler için unutmam. Oğlum sen benim hangi huyumu sevmiyorsun? Hangi sıkıyorsa söyle diyorsun, sıkıyorsa söyle diyorsun. Bak yani böyle bir durum ya. Ben ne diyebilirim ya? Yani söylenebilecek hangi huyumu sevmiyorsun? Söylenebilecek boyuttakileri. Annenin dediği gibi, evet yani o konudaki bir inat, damarı var derler ya. Hala öyle. Ama hala şu an kıyafet öylesin konusunda değil mesela. Çok inatçıydın. Mesela yine bir gün annenin, annen bir şeyler giydirdi. Yine istemediğin bir pantolondu galiba. Onu bir türlü giymek istemiyordun. Onu giydirdi. Sen ağlaya ağlaya, ben en sonunda seni rahmetli babaannene götürmüştüm. Hala ağlıyordun orada. Yani 6 kilometre yol geldik. Yaklaşık yarım saat hala ağlıyordun ve bağıra bağıra yerlerdeydin yani. Babaannem bile dayanamadı, o da ağlamaya başladıydı. Evet. O paçalılar. Sinirinden yani. Evet. Çok güzeldi. O paçalı kotun çok işte. Çok güzeldi. O paçalı, o paçalı kotun. Evet, çok güzeldi. Annen seviyor, sen sevmiyordun ve olay yani müthiş bir şey. Bir tane fotoğrafı koydum. İnanılır gibi değil yani. Şöyle hatırlıyor musun? Videodan çekmiş yanlış. Bulursan kamera ekrana koy o resmi. Evet, evet. Çok komik. Boğazlı pembe kazak vardı. Aynen. Var mı o altında kotlu paçası, resim yoktur kotlu, belki de. Mesela şu anda da aynısı. Bak, akşam saat işte yemeğini yiyor, derslerini bitiriyor, geç vakit oluyor. Saat 10-10.30 uyku saati geldi. Yanımızda bizim evimiz yanında park var. İnip parkta yürüyüş yapacağım. Orada kaç tur atıyorsun kızım her akşam? 20. Ama 20, yani 20 kaç metre baba o şeyi toplam? Toplam herhalde 700 metre var ya. Yok o kadar, yok, o kadar 500 yok. Metre. Yani yok ya 200. Yani diyorum ki kızım işte yağmur yağıyor, evladım hava soğuk. Hayır. İneceğim, ben o 20 tur atacağım. Hala öyle. Dün akşam yine aynısı yaptı. Karanlıkta onu camdan izliyorum.
azimle orada tur atıyor, yürüyor yani bir tek sen... Ama bana iyi geliyor yani o sana zamanlar. İyi geliyor da işte bak mesela yeni düzeldin, çok hastalandın yılbaşına mesela, yeni düzeldin işte üşütürsün diye korkuyorum, sınavlarım var, derslerim var yani. Hı-hı. Ondan çekiniyorum ben, artık karanlık yani sonuçta. Yok korkum. Hayır. Uzak olsa tabii gidiyorum. Evimin yanı diye. Yani eve yakın diye. Bir de ışıklandırma var. Pencereden annem görüyor. Yoksa niye gideyim yani? Mutlaka öyle de işte ben geride nasıl gidiyorsun inatla, azim ediyorsun o kadar? Şaşırıyorum açıkçası. Evet. Hazır benimle ilgili şikayetleri de duymuşken videonun sonuna gelelim dedim artık. Keyif aldınız mı bugün benimle olmaktan? Onu sormak istiyorum. Biz? Evet. Çok keyif aldık. Vallahi ben siz çocuklarımla her zaman keyif alıyorum. Ah babacığım. Umarım. Ömür boyu da inşallah süre gelir inşallah. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle ara ara komik annem ve babamla birlikte video çekmek istiyorum. İlerleyen haftalarda da bizden başka içerikli videolar görmek istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kapanışı ben yapayım mı? Daha bitirmeden bir şey söyleyecektim. Sen söyle, kapanışı ben yapayım. Tamam. Bu sefer. Çünkü senden öğrendim nasıl kapanış yaptın. Yorumlarınızı da görüyorum. Beni çok seven ve böyle çekiliş yapmamı isteyen insanlar oluyordu. Ben de size hediye etmek istediğim bir ürün aldım. Çok severek kullandığımız aradan bir tane parfüm vardı. Ondan size hediye etmek istedim. Bu hafta çekilişe katılmanın şartını ise hemen söyleyeyim. İlk olarak YouTube kanalıma abone olmak. İkincisi Instagram'dan beni takip etmek. Üçüncüsü de bu videoyu izlediğinizde paylaştığım Instagram'daki fotoğrafın altına 3 arkadaşınızı etiketleyip ve en sevdiğiniz emojiyi paylaşmanızı isteyeceğim sizden. Haftaya da çekiliş kazananlarını açıklayacağım. Hemen göndereceğim hediyenizi. Hem aynı kokarız hem de size bir hediye etmiş olurum. Ben de çok sevinirim. Evet, annem de istiyordu hazır kapanış yapmak. Hazır mıyız? Becerebilirim inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Aşağıda abone ola basabilirsiniz İrem için. Ben annesi olarak sizden rica ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Sadece güzel yorum kabul ediyorum. Evet, güzel yorumlarınızı da yazın bize. Eğer beğendiyseniz tabii ki. Hepinizi çok seviyoruz. İrem sizi çok seviyor, onu söyleyeyim. Mesela biz İrem'le alışverişe falan gittiğimiz zaman kapanış tekrar geçtim, evet. Tekrar bir konuya geçin. Mesela alışverişe falan gidiyoruz, İrem'i tanıyanlar oluyor. Küçücük kızlar gelip sarılıyorlar. O kadar duygulanıyorum ki ben böyle inanın gözlerim doluyor. Yani İrem'i tanımaları çok güzel bir şey. Sevgiyle gelmeleri, İrem'i kucaklamaları o kadar güzel böyle bir görüntü ki arkadaşlar. Yani çok hoşuma yani çok gidiyor. Mutlu. İrem de sizleri çok seviyor. Zaten elinden geldiğince sizin bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyor. Mutlaka yorumlarınıza kalp bırakmaya çalışıyor. Yani onlar için de bayağı bir zaman harcıyor. Lütfen bunu da unutmayın. Evet, öyle. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.